Merhaba arkadaşlar, Fal Dünyası kanalıma hoş geldiniz. Kova burçlarını Ağustos ayında neler bekliyor? Sizler için niyetlenip içmiş olduğum kahve falınıza birazdan bakmaya başlayacağım. Ama önce gökyüzü dersek, üç dünyanızın devamlı düşünceli karışık olduğu bir ay sizi bekliyor. Devamlı bir sorgu haliniz var. Özellikle ikili ilişkilerde sorguların yoğun olacağı bir ay. Aşk konularında şanslısınız ama sorgulamalar çok fazla. Neden böyle yaptı? Niye konuştu? Niye bunu demek istediler gibi böyle kendinizi biraz sıkıntıya sokabileceğiniz, zaman zaman yaşayacağınız sıkıntılı süreçlerde tabii ki olabilir. Burada şey de var aşk konularında. Yani oturmuş ya da sürekliliği daha yoğun tutma isteğiniz var. Aileden şans alacağınız, aile konularını özellikle hani kendi kök aile konularının daha da yoğunlaşacağı bir ay, aile görüşmeleri, aile bireyleriyle yapılacak planlar konusu. Bu ay kova burçlarının şanslı olduğu ve keyif aldığı süreçler. Parasal konularda geriliminizin yükseleceği, biraz böyle sabit olmakta, stabil olmakta zorlanacağınız günlerde bu haritada görünüyor. Burada gerilimli açılar biraz var ne yazık ki. Parasal konularda istediğinizi alamadığınız, almadığınız için de sinirlendiğiniz süreçler yaşanabilir. Hemen falımıza geçelim. Bakalım falımızda neler var bu konular ile alakalı. Şöyle bir açalım ve sizlere göstereyim. Valla parça parça birçok konuyu çözmeye çalışacaksınız. Ama en yoğun yaşayacağınız yer özellikle Ağustos'un 10'una kadar aile konuları. Şimdi sağlık konuları bir şey diyemiyorum. Şu an sağlık konularıyla ilgili çok bir şey çıkmamış. Sırt ve boyun ağrısı haricinde bir şey yok aslında. Bir de göğüs, pardon, çok özür dilerim, burada varmış. Yani sigara içenleriniz, balgam, göğüs, bu konulara dikkat ederlerse sevinirim. Göğüste bir yoğunlaşma görseli var. Şimdi aile konularında böyle uzun zamandır kafanızda böyle saç gibi tülü 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 tül birçok konu, birçok mesele, bu konularla alakalı konuşulması, görüşülmesi gereken süreçler. Özellikle 10 gün boyunca aile içerisinde belirsizliğin belirli hale gelmesi için yaşanacak olan bir mücadele hali var. Burada siz devamlı bir onunla bir bununla böyle insanlarla konuşa 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 bir şeyleri çözmeye çalışıyorsunuz. Sonuçlanır mı bu konu? Sonuca ulaşabilir miyim diyorsanız kesinlikle ulaşacaksınız. Bunlar sizin tatlı telaşlarınız gibi duruyor çünkü. Yani bu yoğunluğun içerisinden çıkacaksınız ve sonrasında da çok keyif aldığınız bir süreç var. Aile içerisinde ilk 10 gün bu konularla alakalı bir savaş, bir kararsızlık ama sonrasında bir rahatlama söz konusu. Hatta dönüp arkanıza bakmayacaksınız bile yani. Oh bitti, tamam, rahatladım. Haydi bakalım önümüzde neler var diye baktığınız bir süreç. Ayın 20'sinde ilişkiler konusunda dengeli tutmaya çalıştığınız bazı konularda dengesizlik yaşanabilir. Karşı tarafın ağzıyla uzattığı, yani kelimelerin uzadıkça uzadığı ve sizi sıktığı, şişirdiği bir süreç görünüyor. Bıdı bıdı yapan bir eş ya da bir konuyu tutup uzatıp da uzatıp size arkasını dönen bir eş olarak görünüyor. Siz burada stabil, hani böyle sakin bir şekilde durmaya çalışıyorsunuz ama böyle içiniz şişmiş. Son raddedeyim artık yeter der gibi çıkıyorsunuz. Ayın 20'sinde para konuları yoğun ama sanki böyle bir suyun içerisinde bir balıkların ortasında kalmış gibi çıkıyorsunuz. Küçük küçük gelecek hanenizde paralar var ve bu paralarla ilgili tabii ki bazı konular belirlenmiş ama gelen paraların tatlı keyifli bir şekilde gidişi görünüyor diyeyim ben. Hani para yok, bu borçlar nasıl ödenir değil de parası geldi hemen yatırayım önüme bakayım der gibi çıkıyorsunuz. Yük yaptığınız bir konu, Mayıs ayından beri yük yaptığınız bir konuda da gene aynı şekilde birileriyle konuşarak bu konuyu, bu karmaşayı çözmeye çalışacaksınız. Burada da orta açık, üstü açık görünüyor. Yani siz bu ay aslında ailenizle alakalı verilmesi gereken kararlarda çok şanslısınız. Karşınıza çok güzel şanslar çıkacak. Bu konuları tek tek çözmeye çalışacaksınız ve mücadelenizin karşılığını da alacaksınız. Bir de aile içerisinde özellikle Mayıs sonuna doğru bir çocuk görseli var. Sanki burada karar vermeye çalışan bir çocuk görseli var. Yani bir emek vermiş. Bu emekleriyle alakalı istediği sonucu alamamış. Sanki kafasıyla yapmış oldukları uyuşmamış. Bundan dolayı ikilemde kalmış, biraz havada kalmış ve sıkıntılı görünüyor. Altında bir balık, yani bir para mevzusu ve buna bağlı da bir yol var.
Bu konularla alakalı Ağustos sonunda artık bir çizgi çizmesi, bir karar vermesi ve bu kararı devam ettirmesi gerekecek. Biraz akrep görsellerinde, kendini sokan görsellerde, yani kendine sanki kızıyor. Kendi yapmış olduğu bir şeyden dolayı üzülüyor gibi çıkıyor. Biraz çocuklar konusunda ay sonu, çocukların yaşamış olduğu kendi iç dünyası ya da yapamadığı konularda sıkıntılı. Bu konuda anne babanın kenarda çok cılız kaldığı görünüyor. Çünkü hani siz ne derseniz deyin kendi iç dünyasında sıkışmış bir çocuk görseli çıkıyor. Sırtına yük ettiği konular, geçmişte yapmadığı konular, gelecekle ilgili biraz da kaygılı çıkıyor. Ama dediğim gibi altında bir para, yanan bir ateş. Yani bir parayı bu ateşe atacak ve bir yola gidecek. Kendini toparlamaya, düzeltmeye ya da seçmiş olduğu kararları uygulamaya başlayacak. Bu konularla alakalı siz biraz düşünceli çıkıyorsunuz. Yani böyle kafanızı önünüze eğmiş, geçmişle alakalı, çocuğunuzla alakalı biraz sıkıntılısınız, dert etmişsiniz. Ağustos'un son günleri elinizde olandan memnun değil ama bu da bu kadarmış dediğiniz bir süreç var. Hani bir sınava girdi, çok emek vermedi, bunun karşılığında almadığı için üzgün mü? Ya da seçimleri tercihleriyle ilgili kaygılı mı? Burada siz üzgün, fikir veren ama ondan daha çok üzülen olarak çıkıyorsunuz. Ne yazık ki çocuk böyle bir şey işte. Bizim en büyük sınavlarımız bunlarla oluyor. İş konuları. İş konularında da gene aslında ay başı itibariyle geçmişten verilecek olanlarla alakalı kaygılı duruyorsunuz. Yani size verilmiş sözler varsa şayet bunlarla ilgili havada olduğunuzu düşünüyorsunuz ve bu havada olmuşluk da sizi rahatsız ediyor. Ama 10 gün içerisinde bu konularla alakalı müthiş bir gelişme yaşayacaksınız ve rahatlıyorsunuz. Yalnız süreç böyle sanki kabızlık gibi böyle boom 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 ilerliyor. Yani hızlıca tamam oldu, istediğimi aldım, hadi sonuçları elime ver gibi değil yani. Bir süreç daha beklemeniz gerekiyor. Tamam, sonuçlar olumlu ama sizin elinize geçmesi, bunu elinize almanız ya da bunu hayatınızda kullanmanız için bir Ağustos sonunu beklemeniz gerekecek. Burada küçük küçük kaygılı olduğunuz ya da işte cevapsız kaldığınız konularda olacak diyebiliriz. Burada kararsızlık demeyelim de evet ya da hayır demeyeceksiniz bir şeylere. Biraz hiçbir şey demek istemiyorum, bu şekilde devam etmek istiyorum diyeceksiniz. Özellikle de Ağustos'un 22-23'üne kadar bu şekilde devam ediyoruz. Ondan sonrasında ellerinizi açmış yukarıdan gelen parayı bekliyor olarak görünüyorsunuz. Bu para aynı zamanda iş yerinden almak istediğiniz bir para. Diğer şekliyle de iş yerinizde almak istediğiniz eğer bir kademe atlama ya da bir statü değişikliği söz konusu ise bunu da alacağınız anlamına geliyor. Siz böyle bir kişiyle uzaktan A harfi olan bir kişiyle de bu konuyu devamlı konuşup tartışarak destek almaya çalışıyorsunuz fikirlerinizle alakalı. Bu destekler de sizin için olumlu sonuçlanacak. Sonuç olarak Ağustos ayında iş yerinizden almak istediğiniz ne ise bunu da alıyor olarak çıkıyorsunuz. Bu da güzel bir görselde çıkıyor. Şimdi bir de buradan bir bakalım. Bakın iş konularıyla alakalı sağ tarafımız iş konuları. Kocaman bir balık sağda duruyor. O balık geldiği anda da zaten önünüz müthiş açılıyor. Hanede bakın yine aynı şekilde burada da teyit alabiliyoruz. Özellikle 15'inden sonra bir kişiyle alakalı sıkıntılı bir süreci aşmaya çalışacaksınız. Bu kişinin sıkıntılarına ortak olmaya çalışıyorsunuz ama siz sarılmaya çalışsanız da o size çok yardım istiyorum ben gel bana sarıl bunu birlikte çözelim demiyor. Burada ilişkiler konusunda da aynı şekilde şöyle bir şey söyleyebilirim. Karşınızdaki kişinin kendi hayatıyla alakalı vermesi gereken kararlar var ve biraz üzgün çıkıyor. Özellikle onundan sonra karşınızda sevdiğiniz, değer verdiğiniz insanın kararlarıyla alakalı olarak ona yardımcı olmaya çalışacaksınız ama o sanki biraz yalnız kalmak istiyor. Hani bir şeyleri tek başıma çözmem, yapmam ya da karar vermem lazım, kimseden destek almamam lazım der gibi. Arkası çok açık aydınlık, biraz konuları büyüttüğünü, uzattığını düşünüyorum. Bunu ilişkinize de yansıtabilir. Yani ikili ilişkilerde biraz soğuk, donuk tavırlar da olabilir. İşte kararsızlığından dolayı size ters davranabilir. Bu süreçlerde hep onu sarıp sarmalamaya çalışıyorsunuz ama kafanızda da tabii ki zaman zaman fitne fesat düşünceler gelebiliyor. Aslında öyle bir şey değil. Bu kişi sanki biraz kendi ayaklarım üzerinde kendi kararlarım ve kendi sorumluluklarım diyen bir kişi. Ona bu konularda destekten çok yanında olmanın haricinde yapabileceğiniz bir şey yok. Yani kelimesel olarak bir şeyleri ifade etmek ya da akıl vermek gibi bir durum söz konusu görünmüyor. Diş ağrısı görselleri var. Ayın 10'una kadar azı dişi görselleri var.
aile içerisinde bir kişi olarak çıkıyor. Yine burada bir yolculuk var ama bu yolculuğa çıkmak çok istemiyorsunuz. Sanki zoraki bir yolculuk, zoraki bir tatil bile olabilir. Bir topluluk içerisinde gideceksiniz ama gitmek istemiyorsunuz. Ayaklarınız geri geri gidiyor olarak çıkıyor. İş konularında da kafanızda müthiş taktığınız bir konu, özellikle 10 gün içerisinde hem alamadığınız hem önünüzü göremediğiniz bir konuda gene güzel bir gelişme olacak. Bugüne kadar adım atamıyordum diyeceksiniz ama bugünden sonra adım atabilirim. Burada iş yerinden bir kişinin desteği de söz konusu olabilir sevgili kovalar. Güzel bir ay. Karşınızdaki kişilerin sizden destek almadan bir şeyleri başarması gereken bir ay aslında. Siz desteklemeyi, onun yanında olmaya çalışacaksınız ama bu kişiler biraz yalnız kalmak isteyen kişiler. Bu konuda biraz yaralanabilirsiniz. Bu konulara dikkat. Bunun haricinde sağlık konularıyla ilgili sıkıntı görmedim. Çok büyük sıkıntılar yok. İş konularında özellikle 15'inden sonra büyük bir balık hanenize doğru düşüyor. Yani bir para girişi var. Ve ondan sonrası çok daha rahat. İstediğinizi aldığınız için çok fazla düşünmeden işinize koşa koşa gideceğiniz bir süreç olarak çıkıyor sevgili arkadaşlar. Beni dinlediğiniz, izlediğiniz, yorum yaptığınız, beğendiğiniz için çok 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 teşekkür ediyorum. Sağlığınız, saatiniz, keyfiniz, huzurunuz, mutluluğunuz, paranız bol olsun. Bir dahaki falda görüşmek üzere, hoşça kalın.